Koza Altın paranın rotasını sunar. Rotasına hoş geldiniz. Haftanın son programında ekonomi gündemindeki başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Yine hastasınız, geçmiş olsun. Yok, iyiyim aslında. Kendime baktım. Dün var ya hani keyifsizim falan diyordum ya, hakikaten yani buradan çıktıktan sonra gittim yattım dinlendim Barış. Hocam bu soğuk algınlığı bu aralar herkesin yakasında pek de bırakmıyor. Dikkat edin kendinize, geçmiş olsun diyelim. Çok bir kez teşekkür ediyorum, sağ olasın. Şimdi hocam dün Draghi dedik. Ne diyecek? Ne söyleyecek? Piyasalar nasıl tepki verecek? Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi Euro uyarısında bulundu. Tabii bu da kur savaşları korkusuna da sebep oldu bir taraftan. Piyasalarda evet, ciddiye aldı ve çok önemli hareketler de oldu dün piyasalarda. Neler evet oldu? Draghi neler söyledi? Avrupa Merkez Bankası'ndan sürpriz bir şey çıkmadı. Nasıl bir karar geldi? Evet. Aslında dün bir izleyicimiz şu soruyu sormuştu. Draghi işte konuştuktan sonra parite yükselir mi düşer evet mi diye. Evet. Ben de şöyle bir cevap vermiştim. Eğer Draghi kura hiç dokunmaz, sanki onu duymamış gibi yapar da, efendim işte ekonomimiz şöyle yükselecek, dibi gördü, artık riskler azaldı, önümüzdeki dönemde ekonomide büyüme göreceğiz vesaire deyip de hiç kurdan bahsetmezse, o zaman paritede yükseliş görürüz. Hı hı. Ama ya şöyle söylerse, evet görüyoruz euro dolar paritesinin yükselmesi ekonomide bir miktar risk yaratıyor olabilir veya bir miktar ekonomide sıkıntı yaratırsa biz o zaman müdahale düşünebiliriz gibi bir şey söylerse evet, o zaman parite düşer şeklindeydi. Ve dün tam bu ikinci yorumu yaptı. Aslında çok açık bir şekilde pariteye müdahale edeceğim, kurlara müdahale edeceğim böyle bir şey yok. Yani kur savaşları bağlamında çok net bir şekilde ortaya bir fikir koymadı. Ama şunu söyledi. Eğer euro dedi. Birinci cümle daha önemli bence. Ortalama dedi. Orta vadeli seviyelerine uygun gidiyor dedi. Yani orta vadeli seviyesi 1.60'da 1.20 arası. 1.60'da 1.20 arası da yaklaşık 1.35 1.40 uygun gidiyor dedi. Ama dedi ekonomideki riskleri arttıracak olursa işte o zaman dedi biz dedi gerekeni yapabiliriz şeklinde bir şeyler söyledi. Şimdi tabii piyasa bunu duyar duymaz ne oldu? Bak Barış ne olduğunu gösterelim grafikte. Ve vay euroya da müdahale gelecek. Japonya parayı bastı. Japonya'nın değerini düşürdü. Şimdi Draghi de aynı şekilde paranın değerini düşürebilir. Evet arkadaşlar grafiği evet verelim isterseniz. Ve onunla birlikte 1.35 36 seviyelerinden ki burası yaklaşık 1.35-70 seviyeleri parite bir anda 1.33-75'in altına geriledi, 1.33-70'lere geriledi. Yani 2 euro sent, 2 euro kuruş diyelim geriledi ve bu sabah itibariyle de 1.33-70 seviyesinde bulunuyor. Bu aşamadan sonra paritede ne beklenir? Bütün bu bilgi fiyatlara girdi. Ve bu pariteye müdahale edileceği beklentisi ki bir anda bunu aslında piyasa sanki yarın pariteye müdahale geliyormuş gibi algıladı. Ama ileride kur savaşlarının olacak olması veya böyle bir sinyal olarak algılanması şu aşamada piyasalarda stres yarattı. Yani hem Amerika'da da Dow Endeksinde de bir miktar satışlara sebep oldu. Ve Avrupa'da da bir miktar stres yarattı. Aynı zamanda bizim piyasada da olumsuz etki yarattı. Ama bizim piyasadaki olumsuz etkinin tamamı euro dolar paritesinden olmadı. Oradaki dinamikleri biraz sonra açıklayacağım. Yalnız burada şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi Amerika Merkez Bankası 2008'de başladı bu para basma işine. İngiltere 2008 krizi sonrasında başladı. Avrupa Merkez Bankası önce faizleri çok yüksek tuttu o Trichet döneminde ve sonra uyandılar. İlk başta onlar da bir miktar para bastılar ama ardından daha çok 2012 yılına girerken bu litro imkanı açtılar. Orada ciddi bir para bastılar. Zaten litroyla 1 trilyon euro verdikten sonra bu sene 2012'nin sonuna doğru ve bu Ocak ayında
Litroyu almış olan bankalardan geri dönüşler oldu ve Avrupa Merkez Bankası'nın bilançosunun küçülmesiyle birlikte euro dolar paritesi çok sert bir şekilde yukarı gitmişti. Yani bu sert yukarı gidişi şöyle göstereyim, 60 dakikalık grafiklerde göstereyim. Daha net bir şekilde göreceğiz. Yani 1.20 seviyelerinden euro dolar paritesi özellikle Eylül'den itibaren, Ekim'den itibaren yukarı gitmeye başladı ve 1.37 seviyesinde bir dirençle karşılaştı. Ki euro dolar paritesinde bundan sonra baktığımızda tam ortalamaya denk geliyor. Yani Draghi'nin söylediği şu an euro dolar paritesi orta vadeli ortalamalara uygun davranıyor. Bundan sonra daha yükselebilir mi euro dolar paritesi? Benim tahminim yükseleceği yönünde. Yani euro dolar paritesinde biz bir miktar daha yükseliş göreceğiz. Ama hangi şartla? Özellikle de şu direnç bölgesi, yani çizdiğim 1.40 seviyesinin üzerine doğru. Bu orta vadeden bahsediyorum, kısa vadeden bahsetmiyorum. Kısa vadede gelinebilecek dip seviyesi yaklaşık olarak 1.31 seviyesiydi. Yani şu çizginin olduğu seviyeler. Ve bu seviyeye kadar sert bir geri çekilme yaptı. Burada durduğunu göreceğiz euro dolar paritesinin. 1.33 seviyesinde çok güçlü bir destek var. Ben mesela 1.33'ün altına giderse stop yapmak üzere şu an long pozisyon önerebilirim şeyde euro dolar paritesinde. Zaten özellikle de dünkü şeyde de bir miktar geri çekilme olabileceğini belirtmiştik. Buradan bence euro dolar paritesi yeniden yükselişe geçecek. Çünkü Amerika'da bu parasal genişlemenin sonlandırılmasına ilişkin beklentiler yani 2013'te olmayacağı düşünülüyor. İşsizlik de bu hafta yani dün veriler geldi. 360 bin civarında bekleniyordu. Beklenenden biraz daha yüksek işsizlik başvuruları vardı. 366 bin civarında. Ve hemen işsizliğin de öyle gümbür gümbür düşmeyeceğini göz önünde alırsak oradaki geniş para duracaktır. Euro dolar paritesinde özellikle 1.33 seviyesi güçlü bir destek bence. Bu seviyeden itibaren tekrar yukarı gider. Dün söylediğim bir şeyi tekrar söyleyeceğim Barış. Eğer 1.36, 1.37 veya üzerine hareketler olursa bizim ithalatçımız ve ihracatçımız özellikle yapacağı forward bağlantılarla bence hem ihraç gelirlerini satmalı, euro gelirlerini, hem de o sırada pariteyi sabitleyerek dolar alımlarını, yani dolar bazında ithal ettiği ürünleri de pariteyi sabitleyerek kullanmalı. O şekilde bir yıl boyunca yani forwardlarla şey yapabilirler. Önemli bir avantaj elde edebilirler. Şimdi tam bu noktada Turgut Polat'ın bir sorusu var hocam. Euro dolar yükselirken euro Japon yeni ve dolar Japon yeni de yükseliyor. Euro dolar düşerken de tam tersi düşüyor. Aslında euro dolar düşerken euro Japon yeninin düşmesi, euro dolar Japon yeninin yükselmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Tersi hareketinde de tersi olması. Euro dolar ve euro Japon yeni, euro dolar arasındaki korelasyonu biraz karışık oldu ama açıklamanızı ve kısa vadeli değerlendirmenizi, destek direnç noktalarını rica ediyorum demiş. Şimdi euro şöyle, euro dolar yükselirken yani euro dolara karşı değer kazanıyor demektir. Evet. Euro Japon yeni ve dolar Japon yeni de yükseliyor diyor. Yani euro Japon yenine karşı da değer kazanıyor ve dolar da Japon yenine karşı değer kazanıyor. Şimdi bu normal. Ama bazı günler ters hareketler olabilir. Yani şeyden kaynaklanmayan, yani direkt euro dolar paritesinden kaynaklanmayan. Yani Shinzo Abe'nin, Japon Başbakanı Shinzo Abe'nin yapacağı bir açıklamayla Japon yeni hızla değer kazanabilir. Yani o sırada euro dolar paritesinin ne olduğuna da bağlı değildir o. Yani yen değer kazanmaya başlar, bir bakarsın her ikisine karşı değer kazanıyordur. O sırada euro dolar paritesi düşse de çıksa da her iki paraya karşı değer kazanırsa o zaman Japon yeni hem euroya hem dolara karşı değer kazanır. Veya tersi olması durumunda bir açıklama yaptı. İşte son gün zamanlarda görüyoruz onu. Mesela burada hemen verelim şeyi. Euro Japon yenine bakalım. Euro Japon yeninde böyle bir hareket var. Yani Japon yeni acayip bir değer kaybetmiş. Euro'ya bakar mısın nasıl yükseliyor? 1 euro 95 Japon yeni iken artık 1 euro 126 Japon yeni. Yani oldukça yükselmiş. Buradan itibaren bir miktar düzeltme gelmesi normal. Şimdi ben olsam burada hala euro tarafında mı olurum yoksa Japon yeni tarafında mı olurum? Yani ne yaparım?
Euro tarafında olmak demek şu demek. Eğer bunun daha da yükseleceğini düşünüyorsam ben Euro'ya geçerim Japon yenini satıp. Hı hı. Ama şu bölgede çok güçlü bir direnç var. Yani bu kadar soluksuz yükselişin ardından bir düzeltme gelecektir bence. Ve bu düzeltme geldiğinde de büyük bir olasılıkla aşağı yönlü bayağı bir sert düzeltme olur. Yani 115'e kadar gerileyebilir. Yani 125 seviyesinden. Ben burada söyleyebileceğim şey 130 seviyesine stop koyarak short pozisyon açıp 121-122'ye kadar beklenebilir. Şu anda zaten 125 seviyesinde ve bir miktar geri çekilme beklerim ama şuraya stop koymak lazım. Yani 129 civarına bir stop koymak lazım. Dolar Japon yenine baktığımızda dolar Japon yeni aynı şekilde bir hareket yapmış durumda. 1 dolar 77 Japon yeninden 1 dolar 93 Japon yenine kadar yükselmiş. Yani buradaki yükselişte Japon yeni değer kaybetmiş. Hı hı. Ve burada bu da tam bir direnç noktasına gelmiş. Daha önceki güçlü direnç bölgelerine gelmiş. Hani burayı kırıp acaba 100'e gider mi? Ben gideceğini düşünüyorum ama bir süre şey yapmayacaktır. Yani şurada ikili bir şey var. Yani şurada bir ikili dip yapmıştı. Zaten ben onun üzerine 85'i geçerse 90-95'e evet. kadar gidebilir demiştim. 85'i geçti. Teknik olarak bu ikili dibin gitmesi gerektiği yere kadar gitti. Bundan sonra artık en iyi ihtimalle hani yükselişin devam etmesi yerine, doların değer kazanması yerine en iyi ihtimalle yatay hareket yapabilir. Şöyle bir 90'a kadar geri çekilme söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Şu anda Japon yeninde long hani dolarda bir miktar short Hı-hı. pozisyon, euro'da short pozisyon açmak anlamlı olabilir. Yani Japon yeni değerlenebilir bir süre sonra. Ama korelasyona baktığımızda korelasyon genellikle değişebilir. Şeyden dolayı değişebilir. Yani Avrupa Merkez Bankası açıklama yapıyor. O sırada Japon Merkez Bankası açıklama yaptığında ikisine göre, euro Japon yenine göre pariteyi de dolar euro paritesi de ona göre dolar Japon yenini belirler. Sonuç olarak. Tabii bu biraz karmaşık bir konu. Yani insanın kafasında net oluşmayacak bir konu. Ama izleyicimiz zaten ne demek istediğimi benim anladı. Evet. Peki borsaya bakalım hocam. Dün borsada yine sert bir düşüş vardı. %2,5 evet. civarı kayıplar var. Şimdi bunun temel sebebi neydi? Draghi ile bir ilgisi var mı? Onun açıklamalarıyla bir alakası var mı? Bundan sonraki yön nasıl olur? Şimdi hatırlarsan Barış, dün özellikle bir şey çizdim ve şöyle bir grafikte bir şey gösterdim. Ya bu aşamadan sonra şu destek seviyesi var ama ben şu seviyeden biz açılıyorduk zaten. Bir miktar dünkü aslında keşke böyle yayınlarda şey yapsak ya bir gün önceki görüntüyü bir daha göstersek. Çünkü şuradan itibaren aldım. Böyle bir şey olduğunda bir aşağı doğru hareket. Buralarda bir ayı tuzağı dediğimiz tuzak. Sonra hmm. yavaş yukarı ve tekrar yukarı hareket. Olabileceğini belirtmiştim ve zaten dünkü web sitemde verdiğim yorumda da 79.000'in hacimli bir şekilde aşağı geçilmesi durumunda hani 76.500'e kadar bir geri çekilmeden bahsettim. 76.500 seviyesi de şu seviyeler. Yani şu seviyeler. Daha önceki destek seviyeleri. Ve ben de bu seviyeyi özellikle çok güçlü bir destek olarak görüyorum ama bugünden itibaren bir düşüş beklemiyorum. Yani dünkü hareket niye gerçekleşti dersen şöyle bir şey oldu. Normalde herkes bir yukarı gitsin de ben satayım diye bekliyor aslında. Yani bir 83.000, 84.000'e bir gelse endeks orada ben bayağı bir rahatlayacağım orada satarım diyor. Fakat herkes böyle düşününce tabii kimse almıyor. Herkes evet. çünkü satmak taraftarı. Peki bekliyor o zaman piyasa. Diyor ki bu sırada alan var mı? Yükselişlere bakıyorsunuz çok tatmin edici bir ciddi yükseliş yok. O yükselişler sırasında güçlü bir hacim de olmadı. İlk tepki güçlü oldu. Yani ilk tepki şuydu. İlk düşüş ve ardından hızlı bir yükseliş tepkisi. Sonra ikinci tepki daha zayıf geldi. Ve ikinci tepkiden sonra gidemedi. Zaten bunu görünce ben gidemediğini görünce özellikle dün web sitemde hani ona dikkat çektim. 79.000 aşağı geçildiği anda
77 bin ne kadar, 76.500'e kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir diye bunun sinyalleri gelmişti zaten. Yani aslında hani çok açık ve net onu yazamıyorsunuz. Yani ama sinyal olarak şeyi almıştık. Şimdi şöyle bir trend oluştu. Bu trende göre 79 bin seviyesi bir direnç oluyor. İnsanlar şu yüzden sattılar. Gidemeyeceğini anlayınca sattılar. Hani bu dün de bir izleyicimiz Aydın Yağcı sormuştu işte yükselemeyen borsa düşer mi? Evet. Evet, biz de yükselemeyen borsa belli. Şimdi o soruyu değiştirmiş. Birazdan soracağım onu size. Evet, düşer mi? Düştü. Yalnız bugün itibariyle bu düşüş sonrasında şu an alıcı çıkar mı? Ya dün bir anda %2,5 gitmiş. Sen bugün alıcı olsan gidip alır mısın? Almazsın. Peki satar mısın? Dün satmamışsan bugün artık buraya kadar düştü deyip, hele ki zararda olan biri hiçbir şekilde satamaz. Yani zararda olan birinin satabilmesi için çok sert %3-4'lük yeni düşüşlerin olması ve stresin çok artması lazım. Yani stresin çok arttığı bir durumda ancak herkesin döküleceği yeri olacaktır. Gene orası da aynen burada olduğu gibi, şurada söylediğim gibi bir dip olacaktır. Yani burası bir dip yaptı ve herkesin sattığı yeri daha önce göstermiştik 20 dakikalık grafiklerde. Ve herkesin sattığı yer gene buraydı ve buradan itibaren bir yükseliş oldu. Dolayısıyla burada yeni alıcı gelmeyecekse ne olacaktı? Benim tahminim şöyle bir hareket olacak. Seans açıldıktan sonra hani 5 dakikalık grafikleri şey yapayım. Açılış sonrasında büyük bir ihtimalle şu şekilde bir miktar daha belki aşağıya gitmesi veya hızlı bir şekilde sonra durması. Sonra yavaş yavaş böyle yatay hareket etmesi. Ondan sonra hafif hafif yükselmesi ve sonra bu yükselişin hızlanması şeklinde söz konusu olabilir. Yani 79 bin seviyesi de şey olabilir. Oradaki direnci tekrar zorlayabilir endeks. Çünkü bugün satmak isteyen için alıcı yok. Yani hemen biraz satayım dese tahtalar boşalır. Herkes yazdığı emri de çekebiliyor. Yani sen alım emrini de çekebiliyorsun. Bir anda tahtalar boşalabiliyor. Dolayısıyla bugün düşüşün devam etmesi bir tek şeye bağlıdır. Eğer sabah saatinde hızla borsa yükselişle açılırsa sonra düşüş devam eder yalnız. Önemli olan borsanın düşüşle açılmasıdır. Eğer düşüşle açılırsa genellikle artık düşüş fazla sürmez ve ardından yükseliş tekrar gelir diye düşünüyorum. Borsa şöyle bir hani hep 1-2 hafta mutlaka sabırla beklesinler. Günlük bazda grafiğe baktığımızda düşüş başlayalı ne kadar olmuş? Bak şu ilk dip, ilk vuruş ve ilk dibin görüldüğü yer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olmuş. Yani aslında hafta 7 gün değil biliyorsun. 2 gün olmuyor ya. 5 gün, 1,5, 1 haftayı geçmiş. Yani dipten sonraki 2, 4, 5, 5. gündeyiz şu an. Dip görüldükten sonraki 5. gündeyiz. Dolayısıyla bundan sonraki 1-2 hafta veya 5-10 gün diyelim net iş gününden bahsediyorum. İçerisinde bu şey bir kanal oluşur bu bölgede. Bu kanalda yaklaşık olarak 77 binle 80 bin aralığında oluşur. Ve o aralıkta yavaş yavaş yeniden toparlanma çalışmalarını görebiliriz. Ama hani dışarıda da çok ters gelişmelerin olmaması lazım. Şimdi dediniz ya dün izleyicilerimizden biri Aydın Bey dedi ya yükselmeyen borsa düşer mi? Şimdi bugün diyor ki yükselmeyen borsa daha nereye kadar düşer? 71 bin seviyesi herkes tarafından yüksek sesle konuşulmaya başlandı ama önce bir 76.500'de aynı 80.000'de durduğumuz gibi biraz oyalanırız gibi geliyor bana. Yatırımcı için 5.000 puanlık bir bantta git geller yapan piyasada para kazanmak herhalde güzel olacak diye düşünüyorum demiş. Evet. Şimdi bence şöyle yani ya yatırımcı genellikle o kadar hani nasıl söyleyeyim dijital bilgi alıyor ki. Yani dijital bilgi şu Barış. Bir ormandasın, tamam mı? Karanlık ve tek başınasın. Burada aldığın bilgi dijital bilgidir. Yani korku içindesin. Her bir ses, her bir hareket, her bir çıtırtı sana acayip endişe yaratıyor. Beyinde amigdala diye bir bölge var. Bu doğuştan var olan ve milyonlarca yıl insanın tamamıyla koruma içgüdüsü, bilinçaltı diyelim. Tamamıyla amigdala bölgesi seni korumaya yönelik hareket ediyor. Yani sen
şu bardağı fırlattığım anda düşünmeden hiç direkt elini kaldırıyorsun, o tehlikeyi savmaya çalışıyorsun. İşte oradan bilgi geliyor ve harekete dönüşüyor motor bölümünde, beyinde. Burada dijital bilgi almak demek şu demek. Ormandasın, karanlık, zifiri karanlık. Düşünsene, o sırada kulağına yukarıdan düşen bir yaprağın şöyle değdiğini düşün. Ve vereceğin reaksiyonu düşün. Veya oradan bir çıtırtı, bir çalıdan gelen bir sesle kendini çok sert bir şekilde bir başka tarafa atabilirsin. Evet. Fakat buna dijital bilgi diyoruz. Yani her fiyat hareketini yatırımcı yorumlayarak bundan bir sonuç çıkartmaya çalışıyor. Fakat geçmişe baktığında o küçücük fiyat hareketlerinin aslında ana trend üzerinde çok fazla önemli olmadığını da görüyorsun. Tamam mı? Analog bilgini, dijital bilgiyi analog bilgiye çevirmek lazım. Yani yatırımcının bunu yapması lazım. Hı hı. Analog bilgi de şu, yine ormandasın ama bir ateş yakmışsın, arkadaşlarınla oturmuşsun, işte gitar çalıyorsun falan filan. Diğer tarafta korku içgüdüleri çok yüksek seviyede olduğu için her hareketi kontrol etme, her şeye karşı aşırı reaksiyon verme durumdasın. Tam bunu yaparken yukarıdan yaprak düşse, kulağına değse şöyle yaparsın gidersin. Böyle korku altında değilsin, rahatsındır. Evet. Dolayısıyla arkadaşlarla sohbet ediyor. Hani orada korkunun oluşabilmesi için çok ciddi olayların olması lazım. Şimdi fiyatlara baktığımda borsa çok yükselmiş. 85-86 bine gelmiş. Sonra bir düzeltme yapıyor. Bu düzeltmeyi yapacak zaten. Buradaki her hareketi yorumlamaya kalkıp da her harekete işlem yapan herkes çok para kaybedecek. Bunu söyleyebilirim. Evet. Sabredip ya tamam düşen borsa yükselir. Hani geçen anlatmıştım ya sana. Bir arkadaşıma ölü taklidi yap demiştim. Eğer hisse senedi varsa ölü taklidi yapmaya bence devam etmeli. Banka harici diğer iyi kağıtları seçmişse tabii ki. Eğer hisse senedi de yoksa bundan çok daha büyük bir fırsat olamaz alım için. Bu düşüşlerde bekleyecek, dip oluşumu tamamlandıktan sonra, formasyon tamamlandıktan sonra tamamlanmasına da kalmaz. Şu an iyi kağıtlarda yavaş yavaş her düşüşte pozisyon alabilir. Daha önce bir çalışmadan bahsetmiştim. Ocak zirvesinden sonra borsa ne kadar düşebiliyor? Ortalama. 2000, yani bunu Gedik Yatırım'ın pazarlama bölümünden Erhan Bey yaptı bu çalışmayı. Ocak'la Haziran arasına bakmış. Ocak zirvesinden sonra ortalama ne kadar düşüş oluyor, tamam mı? %21 düşüş olabiliyor. Ocak zirvesi kaç? 86.500. Yani çok ekstra bir şey olmadığı durumlarda yılların ortalamasına bakıldığında evet, her yıl yaşanan, istisnasız her yıl yaşanan olmuş bir durum bu. Evet. Evet, istisnasız bir yıl %8 düşmüş Ocak zirvesine göre Haziran'a kadar olan dönemde. Bir yıl %34 düşmüş, bir yıl %18 düşmüş vesaire. Hı hı. Baktığın zaman ortalaması %21'e geliyor. Şimdi 86.000'in %20'si yaklaşık olarak 16.000 puan. Bu 70.000'e tekabül ediyor. 70.000 diptir. Hı hı. Borsa için bence. Yani o daha önceki kıramadığımız ikili zirvedir orası. Yani o 71.000 seviyesi önemli bir diptir. Şimdi endeks gelmiş 77.000'e. 5-6.000 puan daha var. Bundan sonraki süreç artık satayım da şey yapayımdan ziyade bundan sonraki süreç bana göre direkt olarak kademeli alım sürecidir. İyi kağıtlarda toplama sürecidir. Evet. Ha hissesi daha önce hisse almış olanlar, zarar etmiş olanlar için de hani yeni para koymak mümkün değilse, maliyet düşürmek mümkün değilse onlar normal bekleyecekler ki mutlaka tepkisini görecekler. En fazla sürdüğü zaman yaklaşık bir ay sürüyor diplerden dönüşler. Yani en fazla bir aylık bir ama iş gününden bahsediyorum. Dolayısıyla 25 gün olduğu zaman 5 haftaya denk geliyor. En fazla sürdüğü zaman o büyük rallilerden sonraki sert düşüşler sonra toparlanma genellikle 4-5 hafta en fazla sürdüğü zaman. Ama ortalama 2-3 hafta da bir bakıyorsun ki verdiği yerin üstüne gelmiş. Bu anlamda bunu böyle değerlendirmek lazım borsada. Ve yatırımcının sürekli piyasa izlemesi sakıncalı. Yani sürekli olarak her hareketi yakalamaya çalışması çok sakıncalı. Peki. Şimdi hocam bir soru var. Birgül Neşe Dağdelen ama bir tablet bilgisayardan göndermişsiniz sanırım Neşe Hanım. Harfleri daha doğrusu kelimeleri tamamlamış bilgisayarınız anlaşılmıyor. Onu söyleyeyim isterseniz bir kez daha gönderin. Anlaşılır olsun ki yanıt verilebilsin. Altına bakalım hocam. Şimdi altında son durum ne?
Tabii bununla beraber aslında gümüş de soruluyor. Gümüşün de grafiğine bir bakalım beraber. Sonra altını değerlendirirken şuna da bir değinelim. Dün özellikle gazetelerde haberler vardı. Şu yastık altı altınlar meselesiyle ilgili çok çarpıcı bir örnek var. Onu da bir paylaşalım. Evet, onu gördüm, evet. O çok ilginç değil mi? 10 kilo altın çıkıyor emekli bir teyzenin evinden Tuzla'da. 65 yaşında. 65 yaşında. Her yıl... diyor ki ben getiremem altını, gelin siz. Gelin diyor zırhlı araç. Yani şimdi önce şöyle olmuş. Arıyor. Böyle böyle bir şey varmış. Hani ben değerlendirmek istiyorum bunu bankada. Bir miktar altın var. Tamam teyze, buyurun getirin şube. Mesela ben getiremem yavrum diyor, çok ağır falan diyor. Tabii anlamıyorlar. Gidiyorlar bakıyorlar, iki tane personel. Ya bir bakıyorlar torba torba altın var. Bunun üzerine zırhlı araç çağırıyorlar. Alıyorlar götürüyorlar. 5000'in üzerinde çeyrek ve yarım altın varmış. Ya her maaşından almış kenara atmış. Her ay çalışırken her ay bir çeyrek ya da yarım almış, tasarruf yapmış. Kenara ya koymuş. Barış, bugün 65 yaşında 1 milyon lira civarında bir birikim mi var? 1 trilyon da, evet. Bankaya koymuş şimdi işte. Evet, bankaya koymuş ve şöyle bak, benim hep bir... Biz de burada hesabı yapmaya çalıştık onu da yapamadık. Nasıl öyle olur mi? İşte hani emekli maaşlarını da düşündük, geriye geçmişe dönük olarak o maaştan kaç lira arttırması lazım, ne kadar kazanmıştır falan diye yapamadık ya. Ama şimdi böyle durumlar var işte, hani yastık altı altın ya, bireysel emeklilik abi, kadın bireysel emeklilik yapmış. Hocam bireysel emeklilik ne demek, 1 milyon lira ya, ya ne tamam, bireysel emekliliği. Hayır, bireysel emeklilik yapmış kendisine, düşünsene her öyle ay diyorsun. Aldığı maaşından gitmiş bir küçük altını almış atmış. Ama vallahi... yani altın var ya 1980'den sonra, 1980'de 900 dolarlara geliyor, 800 evet. dolarlara. Bugünkü karşılaştırmayla enflasyonu arındırdığında oradan 250 dolara düşüyor. Yani bütün 80 ile 95 arası, 97, 2000 arası altın sudan ucuz o sırada. Yani o dönemde alan birisi maaşının ciddi bir bölümüyle alabilirdi, biliyor musun? Hı-hı. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi kadın altını alsaydı, bak yaptığı şeye bak, alıyor atıyor bir tarafa. Öyle evet, değil mi? Tabii. Gitmiş bir çuvalın içine aldığı altını atmış. Onu da bence iyi zulalamıştır. Çünkü çocukları falan filan da görmüş olsa şu an kalmazdı. Tabii şimdi ailesinden haberimiz yok, hani var mı yok mu da şimdi. Evet. Şunu soracağım, 20 yaşında başlamış olsa memuriyete. Tamam, 45 yıl. İşte 45 yaşında da emekli olmuş 40, olsa. Tamam, 40. Değil mi? Herhalde öyle olmuştur. 65 yaşında olduğuna göre. Hadi 50 yaşında emekli. 30 yılda biriktirmiş 30 yani. 30 yıl, 30 yıl 12 yayla çarp, işte, 360. 360 tane çeyrek. Ama daha fazla. Tamam. Ya hayır, daha fazla şöyle hayır, olabilir. 360 tane olur mu? 360 ay yapıyor ya. 12, 30 kaç yıl? 30 yıl. 30 çarpı 12. Tamam, 360. 360 tamam, doğru. Ama daha fazla yapıyor. Demek ki o arada da 60. 360 şimdi çeyrekle çarptığında zaman, yani şu an 95 lira. 2 gram olduğunu düşün. 5000 tane varmış hocam. Çeyrek? Efendim? 5000 civarı varmış. 360 tane. Yani o daha, o zaman daha abi, fazla almış. Yani sadece neyse, şimdi biz ona sadece çıkamadık. Orada bir şey var. Belki yani şeyde şu da olabilir. İşte ne bileyim ya, kalan, şeyde bulmuş işte, olabilir. Düğününden vesaire. Ha, gelen falan, düğün. Şey evet, 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 evet. Şimdi evet, ama şimdi şunu anlatmaya çalışıyoruz aslında. Hani hep konuşuyorduk ya. Kendi düğünündeki altınları da saklamıştır belki. Yastık altınları ne kadardır Türkiye'de falan diye soruyorduk ya. Şimdi bu bir örnek mesela. Bunun gibi bir sürü örnek var. Onlar hakikaten bu ekonominin içerisine girse demek ki çok ciddi bir etki yapacak hakikaten. Sen ne hani diyorsun? Şimdi o altınlar nereye gitti biliyor musun? Bir tarafı yok onun yani. O altınlar şimdi muzdam karşılık olarak yattı. Hı hı. Merkez Bankası'na. O şey, banka 1 milyon TL, yani yaklaşık 1 milyon TL kredi açma imkanına kavuştu şu an. Şey Merkez diyor, Bankası. Işte bu bankanın ismini vermeyelim ama bu altınların gittiği bankanın genel müdür yardımcısı diyor ki Türkiye'de 300 ila 500 bin ton arasında altın olabileceğini tahmin ediyoruz diyor. Yani yastık altın. 500 bin ton değildir o. Öyle çünkü diyor. Hayır. Dünyadaki zaten altın rezervi Merkez Bankası 50 bin ton. Yani dünyadaki zaten 50 bin tabii, ton. Tabii 500 milyar değeri demiş, yanlış yazılmış. 500 ton. 500 ton olabilir. Bu altınların parasal değeri çünkü 500 milyar lira diyor haberin devamında. Tamam, doğru. Yani, bak ben bir teorim var. Teorim değil, benim değil. Yani zaten davranışsal finansın teorisi. Bu kadın ya şöyle yapsaydı Barış. Hı. Altını her aldıktan sonra altın fiyatlarını izleseydi, şimdi yükseldi, şimdi düştü, şimdi aldım, şimdi sattım deseydi, o altınlardan hiçbir şey kalmazdı. Çok yükseldi, satayım derdi, geri alayım derdi, bilmem ne yapardı, tamam mı? Bu kadının hiç bunları izlememesi, altın fiyatlarına hiç bakmaması, tamamıyla alıp bir kenara atması, o aldığı altın nasıl olsa bir gün değerlenir demesi bu hale getiriyor. Tabii tabii. Ama yatırımcılar ne yapıyor? Yatırımcılar şimdi sürekli gözü altında. Ah bir yükselse.
Hocam yükseldi 101 liraya geldi satayım mı? Hocam şimdi 90 liraya 92 liraya geldi alayım mı? Tamam. Ya böyle tasarruf olmaz. Ben ama diyorum ki %20'sini. O işin ticaretini yapıyor onu soranlar ama. Yok ama ticaret. Tasarrufu başka. Bak şimdi ticaretini de yapıyor da olsa tamam mı? Ticaretini mesela yapıyor olsa. Kuyumcu. Tamam kuyumcu. Şey yapıyor. Ticaretini de yapıyor olsa. Bak eğer oradan bir birikim elde etmek istiyorsam yapman gereken şey ne biliyor musun? Şu an altına 10 çekecek hisseler var. Yani altının değer kazancı zaten çok yüksek olmuş. Ve altından daha değerli platin hisseler var. Gerçekten. Üç, ya bir şirketin şöyle yapacaklar. Şirketin faaliyet raporuna bakacaklar. Bu şirket ne yapıyor kardeşim? Bu şirket gelecekte ne yapacak? Bu şirket, ben olsam bu şirketin sahibiyle ortak olurdum mu sorusunu soracak kendine. Altın değerinde şirketleri bulurlar. Çok basit onları yakalamak. Ve her, ben de şu an şunu öneriyorum. Altın almasınlar artık. Yani şey anlamında. Yani 20 yıl sonrası için altın gene alınır. Dünyaya büyük bir enflasyon gelecek 3 yıl sonra. Altını alan bakmasın artık. Ama portföyünün de tamamını altına, oradaki risk şu. Hani o gerçi hiç bakmıyor. Koyuyor parayı gidiyor. Yani o tamamını altında değerlendirmiş. %100. Evet. Önü değerlendirmiş. Ama bundan sonra altın alacaklar. %20-25'inin portföyünü olmak üzere alıp bir kenara atsınlar. Alıp bir kenara atsınlar. Ve bir iki yıl içerisinde dünyaya küresel olarak enflasyon geldiğinde ondan çok mutlu olacaklar. Hı hı. Artı hisseler de enflasyona karşı korur. Ve hisse senetlerinde de özellikle şu tip şeyler var. Yani al at ya 10 tane hisseyi at bir tarafa. 5 tane hisseyi at. Bu 30 lira 40 lira. Bir gün yemek yiyorsun al at. Onu yani, da sizden öğreneceğiz hangi hisseler atacağız. Evet. Burada zaten hayır şu çok basit biliyor musun Barış? Geçtiğimiz 5 yılda 6 yılda İMKB'yi 5'e katlayan hisseler hangileri bir bakın göreceksiniz zaten. Onları alın atın kenara. Şimdi bu şunun garantisi yoktur. Geçen 5 yılda 5'e katlamıştır İMKB'yi, gelecek 5 yılda da katlar mı? Bunların içerisinden şunlar var. Sürekli kar ediyorsa şirket, bak 2008'de bile kar etmiş şirket. Kriz zamanı 2009'da bile kar etmiş. Bu karı da paylaşıyorsa abi bulunduğu sektörde kar marjları da aynı seviyede gidiyorsa. Hocam bir şey soracağım. Evet. Çok net ama cevabını istiyorum lütfen. Hı. Hiç öyle uzatmadan. Ben bu teyze gibi mi yapayım? Bugünden itibaren her ay gideyim bir yarım altın alıp kenara koyup 65 değil belki 70 yaşında 1 milyon liram mı olsun? Yoksa gideyim sizin söylediğiniz gibi bir takım hisse senetlerini alıp 70 yaşında belki daha fazla daha az o riske gireyim mi yani? Hangisini yapayım? Bir. O riske girip daha erken belki 1 milyon liranın sahibi olabilirim ya da evet. Hiç olmayabilirim. Ama altın garanti. Onun illaki 65'te 70'te 1 milyon lira olur. Ama hissenin garantisi yok. Hangisini yapayım? Hangisini tamam. Yaparsın? Net ama. Net. Çok net söylüyorum. Yüzde o dağıtacağım. Mesela her ay 100 lira mı yatıracaksın altında şeye, hisseye veya 200 lira mı yatacaksın? Yüzde 30'unu altın al. Yüzde 70'ine de hisse al. Yüzde, ya daha büyük yüzde 70, kısmına evet. Riske girin diyorsunuz. Tabii ki. Niye biliyor musun? Riske girin demiyorum. Çünkü orada. Ama risk sonuçta. Bak, hani altın 5 yıl sonra, 10 yıl sonra. Ya altın bir de 80'de altın alanlar var ya. 2005'e kadar zarardaydılar ya. 80'de altın alanlar. Yani 1980 yılında altın adam bir adam. Türkiye'de enflasyona karşı kendini korudu. Doların yükselmesi nedeniyle. Ama Amerika'da altın alan bir adam tam 25 yıl zarardaydı. Onu söylemek istiyorum. Altın şu an 1600-1700 dolarlarda. Dolayısıyla yani altın da garantisi yok aslında diyorsunuz. Tabii ki garantisi yok. Hı hı. Dünyaya enflasyon geleceği için altın bir iki sene, üç sene daha şey yapacaktır ama 10 yıl sonra bu fiyata bile bulamayabilirsin altını. Yani daha, çok daha altında da olabilir altın. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Altın bu kadar karlı olunca ne oldu? Altın madenleri her yerden altın madeni fışkırıyor. Ben şeyi okuduğumda 2002 yılında krizden sonra bir tane küçük haber okudum. İşte Yahudiler altın madeni toplamaya başladı. Kapanan altın madenlerini satın alıyor. Evet. Tamam dedim. Dünyada onlardan daha iyi değerleme bilen yoktur. O zaman Milliyet Gazetesi'nde yazıyorum. Ve ekonomi sayfasına, ekonomi şeye bir yazı gönderdim. Uyuyan dev uyanacak diye. O sırada altının fiyatı da yaklaşık olarak 350 dolar civarında. Uyuyan dev uyanacak diye. Çünkü madenler kapanıyor maliyetler. Dedim o zaman kimse altın üretmeyecektir. Dolayısıyla da bir de şeye baktık tarihsel olarak. Petrol fiyatlarının artmasıyla Amerika'da reel faizlerin yükselmesi altını şey yapmış. Hep düşürmüş.
Uyan ev onaylanacaktı. Onlar da manşet yapmışlardı. Ve o günden sonra 350 dolardan benim beklediğim şey 700 dolardı. Yani 700 dolara kadar gider diyordum. 1700 dolar oldu. Daha da belki gidecek. Ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Aynen hiç kıvırmadan cevap veriyorum. %30'una git küçük çeyrek altını al at bir kenara. %70'ine de sürekli son 5 senedir her sene kar eden, kar marjları çok düşmemiş olan ve karını da paylaşan bir şirketine hisselerini al at, al at. Hiç bakma fiyata. Zaten fiyata bakarsan kazanamazsın. Evet. Peki madem öyle altının grafiğine bakalım, gümüşün şimdi, grafiğine bakalım. Şimdi şeyin altının grafiği, Birgül Neşe Dağdelen mail göndermiş. Hocam onu bir daha söyleyeyim yani Birgül Hanım anlaşılmıyor hakikaten. İsterseniz okuyayım. Ha şimdi yenisini göndermiş galiba. Evet evet. Onu görmedim, şimdi gördüm. Onu da okuyalım o zaman hemen. Arabamı satıp biraz altın biraz dolar almıştım. Bayramda yüksekten almıştım. Bayramda mı? Bayramda galiba. Demek istediler. Yine tamamlamış o kelimeyi. Acaba bekleyeyim mi yoksa bilmiyorum. Satayım mı diyor. Şimdi özeti şu. Arabamı sattım. Biraz altın biraz dolar aldım, ne yapayım? Satayım mı bekleyeyim mi? Valla şöyle söyleyeyim. O teyze ne yapmışsa öyle onu yapsın. Yani altını niçin aldı? Hangi vade için aldı? Bilmiyorum ki. Ben bu paraya ihtiyacım var mı onu bilmiyorum ki. Eğer altın yükseliyor, ben şimdi arabamı satayım, onu koyayım, altın yükselir, ben yenine daha iyi bir araba alırım diye almışsa yanlış yapmış. Yani o çok büyük bir hata. Ama bu para, bu kısmı ben tutayım diyorsa hiç izlemesin fiyatları, hiç bakmasın, en az bir sene beklesin derim. Yani normal şartlar altında söyleyeceğim bu. Gelelim altının fiyatına. Yani altında ne olup bitiyor? Altın görüldüğü üzere yaklaşık her yayında bunu söylüyorum. 1700 ile 1635 aralığında bir trend oluştu. Bu trend içerisinde bir kanal oluştu. Bu kanal içerisinde yatay gidiyor. Yön belirtmiyor bak. Şurada bir düşüş trendi var. Yani şuradan şöyle bir düşüş trendi var. Bunu görüyoruz. Mesela bak şöyle bir düşüş trendi var. Düşüş kanalı var. Ama şu dönemden sonra yani şuradan itibaren de şöyle bir yatay. Yatay. Bunun da rengini mavi yapalım. Şu an bir yatay kanal çiziyor. Dolayısıyla şu düşen kanal yataya girdi. Bu dip çalışmasıdır. Bir süre daha devam edecek. Amerika'da özellikle parasal genişlemenin durdurulacağına ilişkin beklentiler bu düşüşü yarattı. Ama bundan sonra eğer parasal genişlemeyle ilgili haberler geldikçe göreceğiz. Ama dünyada enflasyon arttıkça biz altında yukarı doğru hareketler göreceğiz. Gümüşe bakacak olursak, gümüşü soruyordun. İzleyicilerimiz onu da merak ediyorlar. Gümüşte çok ciddi bir sıkışma var bu bölgede. Yani tam bir üçgen oluşmuş durumda. Ve bu üçgen bir şekilde kırma yapacak. Ya yukarı ya aşağı yönde bir kırılma yapacak. Bunun yönünü bilemeyiz. Çünkü tam bir simetrik üçgen. Simetrik üçgenlerde nereye kıracağını tahmin etmek oldukça zor. Hem yukarıdan aşağı geliyor hem aşağıdan yukarı geliyor. Gümüş benim tahminim bu 29 seviyesi. Yani eğer şeyin altına gelirse, 31'in altında bir kapanış olursa short pozisyon açılabilir. Ve 30 civarı, 29-70 civarı bu short pozisyon kapatılabilir. Tabii 31'in altına gelirse, short pozisyon açılırsa özellikle 31-32 seviyesinde de stop yapmak lazım. Onu vurgulamam lazım. Hocam son 1,5 dakikamız. Mehmet Uyguç'a da yanıt verelim. Evet. Ne zamana kadar bankalar, harici senetler bankaları takip etmekten kurtulacak? Bankaları İMKB 100'den ayırmanın bir yolu yok mu? Hemen 1,5 dakika içerisinde onu da yanıtlamış olalım. Ya ne gerek var bankaları İMKB'den ayırmaya? Mesela siz bankayla ilgilenmiyorsanız, o zaman ne yapacaksınız? Kanalı gideceksiniz. Hayır, evet gerçekten o banka hisseleri, borsa düştü diye üzülmenin bir anlamı tabii yok canım. Ki. Borsanın düşmesi iyi kağıtları da geri çektiriyorsa bu sadece bankalar iyilik yapıyor. Kime? O iyi kağıtlara. Nasıl iyilik yapıyor? İyi kağıtların çok daha ucuz, güzel alım seviyelerine gelmesini sağlıyor. Serhat Özvarış da bir hisseden bahsetmiş. Hakikaten söylediği hisse doğru. Çünkü sürekli çok ciddi kar eden ve her sene karının çok büyük bir kısmını dağıtan. Ama mesela şu anki değerlemelere göre biraz pahalı hisse. Kemal Sağır da demiş ki hocam son olarak bitiriyoruz, süremiz doldu diye uyarıyorlar. Ya hocam şu hisseleri Allah aşkına paylaşın da bizden vazgeçin. Bari çocuklarımıza bir faydamız olsun. Paylaşıyorum Barış. Onu da söyleyelim. Burada söylenmiyor. Burada söyleme hayır, şansı hayır. yok. Burada yani şöyle söylüyorsunuz zaten. 5 yıllık geçmişe zaten onu veriyorum.
Hayır, bir de şöyle Türkom ya bir işte dedik ki Euromoney dergisi evet. çıkıyormuş. Bizim Kazım evet. çıktı ortaya. Ben de Türkomoney çıkaracağım. Tüm Türkiye evet, Türkiye devletlerde. Ben de sırf bu iş için orada sırf hangi hisseler verimliliği nasıl, uzun vadeli kimler olabilir diye evet. bir portföy oluşturdum. Türkomoney dergisinde zaten onlar var. Tamam, yani aylık olarak her ay 50 liralık hisse almak isteyene her ay oradan bir tane öneri zaten orada yapıyoruz ama hı-hı. garantisi yok. Zarar da edebilirler. Ben en az 5-10 yıl girecek olanlar için öneririm. Peki. Yarın garantisi yok yalnız. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Size pazartesi yine birlikte olacağız. Paranın rotasını noktalıyoruz. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Koz Altın paranın rotasını sundu.